Sayın Başkan, Sayın Vekiller, Aden Körfezi Somali karasuları ile ilgili bir tezkereyi bugün konuşuyoruz. Zaman zaman bu mecliste uluslararası ilişkiler konusunun sadece askeri tezkereler çerçevesinde algılandığını düşünüyor insan. Konu askeri operasyonlar, harekatlar olunca büyük bir huşu içinde tartışmalar yapılıyor. Kahramanlık destanları anlatılıyor, herkes birbirine coşku veriyor. Elbette dış politika deyince askeri konular da meclisin önüne gelir ve bunlar da tartışılır. Ama dış politikayı ve uluslararası ilişkileri konuşurken hukuku, evrensel hukuk ilkelerini, Türkiye'nin altında imzası olan uluslararası demokratik sözleşmeleri konuşmadan olmaz. O nedenle size kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, içtihatları, Avrupa Konseyi ve onun iç kurumlarından söz etmek istiyorum. Kısa bir tarih hatırlatması yapacağım bundan söz etmeden önce. Şimdi bakın, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10 Mart 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. 67 yıl olmuş. Bakanlar Kurulu 22 Ocak 87 tarihli bir karar ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru, bireysel başvuru hakkını tanımış. Türk hükümetinin bu kararına dair beyanı 28 Ocak 1987 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilmiş. 34 yıl olmuş. Bakanlar Kurulu'nun 25 Eylül 89 tarihli kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisi tanınmış. 32 yıl olmuş. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetim sürecine bireysel başvuru hakkını 1987'de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini 1989'da kabul etmiş ve böylece Türkiye taraf oldukları her davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin kararlarına uymayı bir yükümlülük olarak kabullenmiş. Bunu bu meclis yapmış. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında 2, 3, 6 kişi bunu dinliyor ama bu meclis yapmış. İşte dinlemediğiniz için bu konuları dinlemediğiniz için tartışmaları da eksik yedik yapıyorsunuz. Ama ben halka anlatıyorum. Halk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve bunun sonuçlarının neler olduğunu bilmelidir ve anlamalıdır. Bunlara uyum göstermemenin ne olduğunu görmelidir. İşte bunların sizin için ne ifade ettiğini sormak istiyorum ama cevap verecek kimseniz yok. Yeni bir durumdan söz etmiyoruz yani sayın vekiller. Çok önce, yıllar öncesinden, onlarca yıl öncesinden söz ediyoruz. Öte yandan Türkiye 1949'da kurulmuş olan Avrupa Konseyi'nde kurucu ülkelerinden sayılmaktadır. Aynı zamanda konsey üyesidir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bu meclisten üyeler vardır her partiden. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Venedik Komisyonu gibi kurullar da Avrupa Konseyi'nin birer parçasıdırlar. Yanlış anlamayın. Ben burada bir uluslararası ilişkiler dersi vermek amacıyla konuşma yapmıyorum. Sadece sizin unuttuklarınızı size hatırlatmak istiyorum. Ya da halka bilerek yanlış anlattıklarınızı düzeltmeye çalışıyorum. Duymak istemediklerinizi size anlatıyorum. Siz bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir diyeceksiniz iktidar olarak ama öbür taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olmadığını söyleyeceksiniz. Böyle bir hayat yok. Siz kendiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinizde, örneğin Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan gittiğinde bağlayıcı karar alsın diye bekleyeceksiniz. Ama sizin beğenmediğiniz kararlar çıkınca bunlar bizi bağlamaz diyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Mahkemeye hükümetin gönderdiği yazılarda kararları tanıdığınızı belirteceksiniz. Ama iş uygulamaya gelince bunları yapmayacaksınız. Bakın yargı kararlarının siyaseten eleştirilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dahil olmak üzere elbette demokratik bir toplum düzeninin olmazsa olmazıdır.
siyasi ifade özgürlüğünün bir güvencesi altındadır bu konu. Bu tartışmasız. Ama bu kararların eleştirilmesi, beğenilmemesi, tartışılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan bağlayıcı olmadıkları iddiası ile uyuşmaz. Bunlar bağlayıcıdırlar ve benim katılmadığım karar benim için bağlayıcıdır deme hakkına hiç kimse sahip değildir. Hukuk literatüründe rastlanmayan bir takım kavramlarla danışman sıfatını kullanan bazı kişiler aslında halkı, iktidarı ve kendilerini oyalamaktadırlar. Toplumu kandırmaktadırlar açıkça. Açıkça kandırmaktadırlar. Biz size şunu hatırlatalım. Bakın 31 Mart yerel seçimlerinde hangi zihniyet ve ekiple seçimleri yenileyelim, iyi bir sonuç alırız deyip de 23 Haziran'ı yaşadıysanız, işte aynı zihniyet ve ekip şimdi size dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci daire kararının 2018'de alınmış olan ikinci daire kararını büyük daireye götürelim, daha iyi bir sonuç alırız dedi. Aynı zihniyet ve aynı ekip çalıştı ve sonuç olarak karşınıza çok daha kapsamlı bir karar çıktı. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararı ikinci dairenin 2018 yılında verdiği karardan çok daha kapsamlı ve sert bir karar oldu. İkinci daire Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti 2018'de. Tutukluluk halinin devamı 5/3 maddesi, seçme ve seçilme hakkı 1 nolu protokolün 3. maddesi ve hükümet tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde öngörülmeyen amaçlarla hak ve özgürlüklere sınırlama getirilmesi maddesi 18. madde hakkında vermişti. Ama büyük daire kararında bu 3 maddenin ihlaline ek olarak 2 maddenin daha ihlal edildiği sonucuna varıldı. İfade özgürlüğü 10. madde ve tutuklamanın hukuka aykırılığı 5/1 madde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 22 Aralık'ta Selahattin Demirtaş'ın başvurusuyla ilgili kararını açıklarken aynı zamanda bir içtihat yarattı. Bir içtihat yarattı büyük daire kararı olduğu için. Bakın sayın vekiller, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinde 17 yargıç oturuyor. İhlal kararları büyük bir çoğunlukla alınmış. 10. madde, 5/3 ve 18. maddede tek karşıt oy var. Türk yargıç. 16'ya 1 alınmış kararlar. 5/1 maddede, yani Demirtaş'ın serbest bırakılmasını öngören 46. maddede ise 2'ye karşı 15 oy ile alınmış. Bir nolu protokolün 3. maddesinin ihlali oy birliğiyle kabul edilmiş. Durum vahim. Sayılar ortada. Hükümet bu açıdan çok büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya gelmiş. Sözleşmenin 46. maddesi gereğince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcıdır. Devletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlayıcılık sadece belli kesimler için değildir. Cumhurbaşkanı için, İçişleri Bakanı için, Adalet Bakanı için, tüm yargı mercileri için, muhalefet partileri için, kimi iletişim başkanlığı adı altında çalışan kamu çalışanları için, Türkiye'deki tüm yurttaşlar için geçerlidir bu bağlayıcılık. Bir de anayasanın 90. maddesini size hatırlatmak istiyorum. Özellikle iktidar ittifakına. Anayasanın 90. maddesi bu bağlayıcılığı çok net olarak tespit eder. Bu anayasanın 90. maddesi der ki, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Anayasanın 90. maddesi. Bu madde nereden çıktı? Sizin iktidarınız getirdi. 2004 yılında bu kararlar bizi bağlamaz diyen iktidarınız 2004 yılında anayasanın 90. maddesi değişikliğini getirdi. Sizler getirdiniz. Hazırlanan bir kanun teklifinin altında sizin grup başkan vekillerinizin ve 193 milletvekilinizin imzası var. Bakın, açın tutanakları, belgeleri okuyun, gerekçeyi okuyun. Yani aslında kendi getirdiğiniz anayasanın 90. maddesini takmıyoruz diyorsunuz. Bu hale geldiniz şimdi iktidar ittifakı olarak. Bakın, hiç öfkelenmeden
hiç öfkelenmeden, kızmadan aslında 22 Aralık 2020 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire kararıyla iktidar mahkum olmuştur, bunu duyun. Türkiye değil, iktidar mahkum olmuştur. Türkiye'nin bunda bir suçu yoktur. Sizin iktidarınız, iktidar ittifakınız bu hale getirmiştir Türkiye'yi. Bu karar bundan böyle içtihat haline geldiği için Büyük Daire kararı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de sürekli referans olarak gösterilecektir. Katlanacaksınız, kendi hukukunuzu düzeltmek ve hukukun üstünlüğüne inanmak zorundasınız. Uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek yapılması gerekendir. Kızmak ya da hile yoluyla yan yollar bulmaya çalışmak değildir. Katlanmak zor tabii, evet. Hapiste rehin tuttuğunuz bir muhalefet partisinin eş başkanının Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusu nedeniyle bağımlı ve taraflı yargı kararlarınız yüzünden Türkiye'nin ahim kararıyla hak ihlalinde bulunduğunun tespiti iyi bir şey değil. Bunu topluma anlatamıyorsunuz ama bunu siz yarattınız. İktidar ittifakınız yarattı. Ve şunu söyleyelim. Burada ileri sürdüğünüz Türkiye'ye düşmanlık tezi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye düşmanlık tezi ise tamamen boştur. Kusura bakmayın. Çünkü yani 46 yargıcın Türkiye'ye düşmanca davrandığını ya da davranacağını düşünmek hakikaten çok tuhaf bir komplo teorisidir. Hiçbir karşılığı yoktur. Üstelik Büyük Daire'ye siz kendiniz gittiniz ikinci daire kararını uygulamamak için. Yani ortada bir komplo da yok. Şimdi üstelik de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi baktığımızda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve içtihatlarına baktığımızda Türkiye'nin belki de anayasasında tek uluslararası sözleşme olarak geçen sözleşmedir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Bu da yine sizin yaptığınız bir şeydir üstelik. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye'deki yargı mensuplarının eğitimlerinin verildiği çeşitli çalışmalar, atölyeler, çalıştaylar yapılmaktadır. Oranın katkılarıyla bunlar yapılmaktadır. Yani baktığınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı bir komplo kurduğunu ya da düşmanlık yaptığını savunmak aslında sizin yaptığınız hukuksuzlukların üstünü örtmek için halkı kandırmak üzere söylenmiş cümlelerdir esas itibariyle. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına baktığımızda tek tek bu maddeleri size anlatmak epey zaman alır. Ama çok önemli, çok önemli bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi ifade özgürlüğü 10. madde ihlali kararı verilmiştir. Bakın bu kararda Demirtaş'ın hükümet politikalarını eleştiren siyasal söylemleriyle ya da yasal bir kuruluş olan Demokratik Toplum Kongresi'nde yer almasıyla silahlı bir örgüte üye olması arasında yeterli bir illiyet bağı bulunmadığı ve TCK'nın ilgili maddelerinin böylesine geniş yorumlanmasının kabul edilemeyeceği belirtilmiştir 10. madde ihlalinde. İhlal demişlerdir. İfade özgürlüğüne getirilen sınırlandırmalar yasal dayanaktan yoksundur demiştir. Aynı şekilde AİHM'e göre Demirtaş'ın yargılandığı silahlı örgüte üye olma suçunu düzenleyen TCK 314, siyasal konuşmalar gibi her türlü eylemi kapsayan, öngörülebilir olmayan, sınırları belirsiz bir madde olarak tanımlanmıştır. Aynı görüş Venedik Komisyonu'nun raporunda da vardır. Tutuklamanın ve tutukluluğun devamının hukuka aykırı olduğu 5'e 1 ve 5'e 3. maddelerde karara bağlanmıştır. İhlal demiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dolayısıyla AİHM'e göre Demirtaş'ın tutuklanmasına yol açan olayların hiçbiri sözleşmenin 5. maddesindeki makul kuşku kriterini karşılamıyor demiştir mahkeme. Çok açık bir şekilde bunu belirlemiştir. Seçme ve seçilme hakkı, yani bir nolu protokolün 3. maddesi ihlal edildi demiştir. Aynı şekilde bir başka konu, bir başka maddede de ağır bir ihlal kararı verilmiştir. O da esas itibariyle 18. maddedir. 18. madde hakkında Türkiye için ilk defa ihlal kararı verilmiştir. Son derece önemlidir bu 18. madde. Çünkü demiştir ki bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında demiştir ki Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekillerine ve tüm seçilmişlerine yönelik açılmış olan davaların tamamı
2014'ten 2015'ten bugüne kadar açılmış olan davaların tamamı, gönderilmiş olan fezlekelerin tamamı siyasi iktidarın HDP karşısında kurduğu siyasi kumpas davaları demiştir. Bunu tescil etmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunların hepsi siyasi saiklerle alınmış kararlardır demiştir. İktidarın kötü niyet içtihatı vardır demiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Son derece ağır bir karardır. Ve gerçekten Türkiye'yi bu kararla bu duruma düşürmüş olan iktidarın durumu çok vahimdir. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Yani AİHM kısaca demiştir ki, Selahattin Demirtaş ve diğer yargılananlar hakkında, diğer seçilmiş yargılananlar hakkında, sadece milletvekilleri değil, belediye eş başkanları da kastederek demiştir ki, makul şüphe yok, düşünce ve ifade özgürlüğü kullanılmıştır, kuvvetli suç şüphesi yaratacak delil ve eylem yok demiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılması ile kanunilik ilkesi göz ardı edilmiş ve bu durum öngörülebilir değil demiştir. Kötü niyet içtihatı var demiştir. İktidar yargıyı açıklamaları ile etkiliyor ve bu 2015 Haziran'ı öncesinde başlayan bir süreçtir demiştir. Bu dava, bu kararla birlikte açılan davaları dediğim gibi siyasi kumpas davaları olarak tescil etmiştir. Yani Demirtaş'ın ifade özgürlüğü makul bir süre içinde yargılanma hakkı gibi insan hakları ihlal edilmiştir. Bu tutukluluk seçilme ve mecliste bulunma hakkının özüne aykırıdır. AKP hükümeti çoğulculuğu bastırma, siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlama yönünde hareket etmiştir. Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması için gerekli her türlü tedbirin davalı devlet tarafından alınması gerekmektedir demiştir. Demirtaş'ın açıklamaları siyasi ifadeleridir, düşünce özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındadır demiştir. Bu karar kesindir, başvurulacak başka bir üst merci de yok demiştir. Durum bu kadar açık ve net. Aslında bu karar Selahattin Demirtaş'ın sözleriyle Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminin bizzat hükümet eliyle çökertildiğinin tescil edilmesidir. Bizler o nedenle bunu defalarca vurguladık bu mecliste. Bu kürsüden de, oturduğumuz yerlerden de, yaptığımız grup konuşmalarında da vurguladık ve bir kez daha vurguluyoruz. Diyoruz ki, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini kabul etmiş bir ülkedir. Bu karar 22 Aralık 2020 tarihiyle kesin ve bağlayıcı hale gelmiştir. Kararın uygulanmaması ve yeni bir hak ihlali anlamına gelecektir. Bu karar ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, yasama faaliyetleri ve demokratik siyasete katılım hakkı konusunda Türkiye'de yaşayan herkesi doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece HDP'lileri değil, bu karar HDP'lilere karşı suçlamaların temelsiz olduğunu göstermiştir. Ve HDP'ye yönelik tüm hukuk alanındaki kumpasları ve bugün de 6-8 Ekim dava iddianamesiyle kurulmuş olan kumpasları açıkça ortaya çıkartmıştır. Şimdi bakın. AİHM kararlarının uygulanması bir uluslararası yükümlülük olduğu kadar hukuk devleti sorunudur. O nedenle Türkiye'de hukuk devleti ve hukuk reformlarının konuşulduğu bir sırada reform çabalarının ciddiye alınması isteniyorsa, sadece Türkiye'nin iç politikasını kastetmiyorum, aynı zamanda uluslararası alanı kastediyorum. Bu çabaların ciddiye alınması isteniyorsa hükümetin her şeyden önce AİHM kararlarını uygulayarak bir hukuk devleti olduğunu göstermesi gerekir. Yok bunu uygulamıyoruz diyorsanız o zaman bir hukuk devleti değil bir buyruk devleti olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacaksınız. O zaman hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacaksınız. Şimdi buradan Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi'ne bir kez daha sesleniyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda herhangi bir şekilde zamana yayarak ya da yan yollar bularak daha büyük bir sorun yaratmayın. Dışişleri Bakanlığı'na sesleniyorum ve Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'na sesleniyorum. Eğer yaptığınız turlarda Avrupa Birliği'ne yönelik, Avrupa'ya yönelik ettiğiniz cümlelerde samimiyseniz, hukuk ve adalet konusunda söylediklerinizde samimiyseniz o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda tutum almak zorundasınız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sesleniyorum. Eğer Avrupa yabancı yatırımlar, dış yatırımlar konusunda güven vermek istiyorsanız Türkiye'nin
kesinlikle bu altına imza atmış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine ve Anayasası'nın 90. maddesine uygun davranmasını sağlamalısınız. Avrupa Birliği ile, Avrupa Konseyi ile, Avrupa Parlamentosu ile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... Tamamlayalım lütfen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile, CPT ile, Venedik Komisyonu ile, bütün Batı Avrupa'daki kurumlarla, ama üstelik ya üye olduğunuz ya da üye olmaya çalıştığınız bütün kurumlarla kavga ederek, hukuki alandaki güvensizliği büyüterek, bu kararları uygulamayarak yapacağınız kötülük Halkların Demokratik Partisi'ne değildir. Halkların Demokratik Partisi mücadelesinde bunlarla baş eder. Ama siz bu yaptıklarınızla Türkiye'de yaşayan herkese, Türkiye toplumunun tamamına, Türkiye'nin böyle bir durumda kalmasından dolayı karşı karşıya bulunacağı sorunlardan dolayı kötülük etmiş olacaksınız. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatıyoruz ve bu vesileyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 22 Aralık 2020 tarihinde Büyük Daire'nin almış olduğu kararın bir an evvel uygulanması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.